Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere beceri sınıfından bahsedeceğim. Beceri sınıfında kopyalanmamışken, yani süper yeteneği açık değilken işe yarayacak hero'lar hangisi? 4 yıldızların hangisi 5.50 atılır? 5 yıldızların hangisi 4.55 veya 5.65 atılır? Bununla ilgili yardımcı olmaya çalışacağım inşallah arkadaşlar. İlk olarak Ashan Venom'dan başlıyorum ve kopya özelliğini okuyorum arkadaşlar. Flash dövüşün başında ve maksimum sağlık seviyesinin %50 kısmını her kaybettiğinde Venom sembiyotunun kontrolünü geçici süreyle kaybeder ve saldırı gücü 377 artar. 5 kez darbe aldığında bu etki yok olur. Aynı zamanda Flash öfke etkisi altındayken bir de 136,61 kritik hasar puanı toplar diyor arkadaşlar. Yani saldırı gücüne odaklı bir süper yeteneği var. Ama Ajan Venom'un arkadaşlar en önemli esprisi azim özelliği. Hemen onu da okuyalım. Flash'ın askeri geçmişi uzaylı sembiyotik güçlendirmesi ile birlikte %70 şansla zayıflatıcılardan etkilenmemesini sağlar. Özellikle defans için düşünürseniz arkadaşlar Ajan Venom'u kopya olmasının çok bir esprisi yok. Defansa koyduğunuzda rakip, yani Ajan Venom, kendi üzerine gelen zayıflatıcıları %70 şansla kapatıyor ki bunların en önemlisi tabii ki siperi kapatması arkadaşlar. Bu yüzden Ajan Venom'a karşı siperle oynamak biraz daha sıkıntılı diğer hero'lara göre. Defansta kullanacaksanız kopya değilse eğer 4 yıldızını 5.50 atabilirsiniz. 5 yıldızını genel anlamda bile arkadaşlar 4.55 veya 5.65 tavsiye etmem. Ama 3.45 tavsiye ederim arkadaşlar. 3.45'te yapıp yine defansta faydalanabilirsiniz Ajan Venom'dan. Devam ediyorum arkadaşlar. Diğer bir hero, oyunun en iyi hero'larından bir tanesi Blade arkadaşlar. Blade'in hemen bir kopya özelliğine bakalım arkadaşlar. Blok halinde kaldığında sağlık seviyesi %70'in altındayken Blade'in iyileşme faktörü her saniyede bir güç çubuğunun %30 miktarı karşılığında 722 sağlık iyileşmesine olanak verir diyor. Yani kopya özelliği arkadaşlar iyileşmesini sağlıyor ki bu da Blade'in uzun dövüşlerde bile çok rahat bir şekilde gitmesini, sağlık kaybı yaşasa bile tekrardan bunu tolere etmesini sağlıyor. Fakat bu olmasa bile arkadaşlar gerek rakibi kanatma şekilleri ki hemen hemen her şekilde, yani mermiye, hani Türkçe'de bir tabir var arkadaşlar, mermiye kafa atan adamlar diye. Bu mermiye siper attığı zaman bile mermiye siper attığı için rakibini kanatan bir hero. Eğer lazer ışınları gelirse ışına siper atıp arkadaşlar rakibini kanatabilen nadide bir abimiz Blade. Bu yeteneği gerçekten çok etkili ve rakipleri kanama altındayken arkadaşlar kendi güç barını doldurabilen bir hero. Aynı zamanda tehlike algısı ve özel saldırı ikisinin verdiği ekstra hasarlar gerçekten çok etkili. Çok hızlı güç barı doldurabildiği için çok fazla skill atabiliyor ve bu da rakibe verdiği hasarı çok şekilde arttırabiliyor. Aynı zamanda sinerjileri de çok efsane. Hem sinerjileri hem de sinerji yaptığı kişiler çok etkili olduğundan dolayı arkadaşlar ittifak savaşlarında da çok çok etkili bir hale geliyor Blade. Yani kopyasızken bile 4 yıldızını 5.50, 5 yıldızını 5.65 atabileceğiniz çok çok kaliteli bir hero arkadaşlar diyorum. Ve devam ediyorum. Killmonger. Killmonger da arkadaşlar oyunun çok etkili hero'larından bir tanesi. Hemen kopya özelliğine bakalım. Yansıtma saldırı olduğunda Vibranium zırhı 8 saniye boyunca yansıtmayı etkinleştirerek Killmonger darbe aldığında veya bir saldırıyı engellediğinde hasarı rakibe geri verir. Hasar fiziksel hasar olarak gelen hasarın en fazla kopya sayınıza göre arkadaşlar yüzdesi belli. Yani daha çok arkadaşlar aynı zamanda hem yansıtma hem de gerçek saldırı aktifken Killmonger rakiplere darbe indirirken artı 369 saldırı puanı kazanır. Tabi bu kopya sayısına göre değişir. Kopya özelliği daha çok defansif anlamını arttırıyor. Ama arkadaşlar bu olmasa bile gerçek saldırı yapması, durdurulamaz olması, yok edilemezlik açması çok çok etkili hale getiriyor arkadaşlar Killmonger'ı. Aynı zamanda olumsuz bir etki altına girdiğinde kendi güç barını doldurabiliyor. Ve yine arkadaşlar çok efsane bir sinerjisi var. Void'le olan sinerjisi inanılmaz.
Zaten bu yüzden ittifak savaşlarında Void ve Killmonger sinerjilerini çok rahat görebiliriz. Bu sebeple arkadaşlar kopya olmasa dahi 4 yıldızını 5.50, 5 yıldızını en kötü 4.55 çok çok rahat atabilirsiniz arkadaşlar. Eric Killmonger'ı. Devam ediyorum arkadaşlar. Kingpin. Kingpin'in de hemen bir kopya özelliğini okuyalım. Gerçek doğası. Dövüşe kendi üzerinde aktif olan 2 öfke ile başlar arkadaşlar. Tabi öfke başına bu Kingpin'in kendi saldırı gücünü arttıran bir hero. Ve çok kaliteli halde arttırıyor arkadaşlar. Kingpin boyun eğdirme modundan çıktığında her birini %62 şansla etkinleştirme olası olan 4 tane öfke de kazanabiliyor arkadaşlar. Bu çok güzel bir özellik ama kopya olmasa bile 4 yıldızını arkadaşlar 5.50 atmanızı tavsiye ederim. Özellikle bu öfke özelliği hemen buradan göstereyim aynı zamanda. Ajan Venom tarzında arkadaşlar. Kingpin her ne zaman bir zayıflatıcı elde ederse bunu etkisi olmayan kalıcı bir öfkeye dönüştürmek için %50 şansa sahip. Yani üzerindekini kapatıp kendine faydalı hale getirme şansı arkadaşlar %50. Aynı zamanda durdurulamazları var. Yetenek sahip düşürmesi var. Bu sebeple dediğim gibi 4 yıldız kopyası haline arkadaşlar 5.50 rahat rahat atabilirsiniz. 5 yıldızına geldiğinde arkadaşlar 3.45'in üstüne çok fazla tavsiye etmem Kingpin için. Ve Şahin Göz var arkadaşlar. Hemen Şahin Gözü'yle bakalım. Şahin Gözümüzün kopya özelliği yani süper yeteneği. Ok darbeleri rakibi kan kaybına uğratmak için 60 saniye boyunca 5146 doğrudan hasar veren büyük bir kanamaya neden olan %25 şansa sahiptir. Bu durum her dövüşte sadece bir kere oluşuyormuş arkadaşlar. Yani çok esprili bir olay değil. Yani şu olmasa bile süper yeteneği olmasa bile arkadaşlar. Zaten her L1 attığında rakibin güç barını boşaltması ve kanatması çok etkili. Bu sebeple arkadaşlar kopyasızken bile 4 yıldızını 5.50. 5 yıldızını da duruma göre arkadaşlar 3.45'ten belki 4.55'e atabilirsiniz. Ama daha üstünü tavsiye etmem Şahin Göz için. Çünkü bu alanda çok çok daha iyi hero'lar var. Givenpool arkadaşlar. Givenpool'dan da bahsetmek istiyorum. Oyunun zaten çok sağlam saldırı hero'larından bir tanesi. Kopya özelliğinden bahsedelim. Süper yeteneği, hikaye zırhı ve pasif bir özellik. Givenpool normalde ana karakterin ölmeyeceğini bilecek kadar çizgi roman okumuştur. Böylece özel saldırılardan gelen darbe başında mevcut canının en fazla %61.2 kadarını kaybeder. Ayrıca mevcut combo sayıcına dayalı olarak rakibin savunma yetenek isabetini düşürür. Özellikle arkadaşlar rakibin kaçansa işte otomatik blok vesaire arkadaşlar combo sayıcınıza göre bu yetenek isabetini savunma yetenek isabetini düşürebiliyor. Bu da güzel bir özellik. Kaçışları da özellikle engellemesi arkadaşlar. Aynı zamanda özel saldırılarla ölmüyor. Ama Givenpool'u saldırı amaçlı kullanıyorsak arkadaşlar inanılmaz bir hero. O kadar çok kanıtıyor ki yani anlatamam, görmeniz lazım. Aynı zamanda özel saldırı üçüyle inanılmaz bir armor kırışı var. 5.65 arkadaşlar. Normal vuruşları 10k 11k vuruş demece kadar çıkabiliyor. Aynı zamanda arkadaşlar database'ine baktığınızda Givenpool'un kritik puanı %32 ve hasar verme oranı %205 gibi inanılmaz yüksek bir rakam. Yani saldırıda kopya olmasını beklemenize gerek yok arkadaşlar. Yani bir tek yetenek isabet düşüremiyor. Bir de özel saldırılarla ölmeme muhabbeti var. Onun dışında arkadaşlar inanılmaz bir hero. Kanıyor, yakıyor, yıpratıyor ve güç barını kilitliyor arkadaşlar. Ve bunu sonsuz döngüde de yapabiliyor. Yine zırhını inanılmaz kırıyor. 4 yıldızı kopyasızken 5.50 arkadaşlar. 5 yıldızı da en kötü kopyası hali 4.55'i hak eden enfes bir saldırı hero'su. Ve son bir tane daha eklemek istiyorum arkadaşlar. O da tabii ki kuru kafa. Kuru kafa da arkadaşlar yine beceri sınıfının kaliteli diye tabir edilen hero'larından bir tanesi. Hemen kopya özelliğine bir bakalım. Hydra eğitimi diye. Kuru kafa. Zayıflatıcı kazandığında Hydra eğitimi devreye girer ve %10 şansla savuşturarak hiddet etkisine dönüştürür. Bu olasılık bilim şampiyonları karşı %15 artar ve mutant şampiyonları karşı da %15 azalır. Bir nevi azim arkadaşlar Ajan Venom ve Kingpin tarzında ama oranın çok düşük. Oranın düşük olması sebebiyle bu etkiyi kaldırdığında üzerine hiddet olarak çevirebilmesi. Ama arkadaşlar kopya değilken bile geri çekip
Blokta bekleyip kendi üzerinize arkadaşlar istila açtığınızda, yani 3 hiddet bastığınızda rakibin yetenek isabetini düşürebiliyorsunuz. Hiddet başına %22 düşürüyor. Yani 3 tane %66 kaçışları engelleyebiliyorsunuz. Diken karalarına çok rahat girebiliyorsunuz arkadaşlar. Rakiplerinize çok güzel, çok yüksek hasarlar verebiliyorsunuz. Çok kaliteli bir ürün arkadaşlar. Tavsiye ederim. 4 yıldızını 5.50 kesinlikle atın. 5 yıldızı da arkadaşlar en kötü 3.45'i hak eder diyorum. Ve beceri sınıfı ile ilgili arkadaşlar şimdilik bu kadar diyorum. Eğer sizin de düşünceleriniz ve fikriniz varsa videonun altına yorum olarak bekliyorum. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Herkese iyi oyunlar.